Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayenizde güzel haberler vermeyi umut ediyoruz. Zira geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu bankalarında promosyon açıklaması müjdesi geldi. Neydi bu? Kimleri kapsıyor? Hemen sizden öğrenelim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi bankalarda özellikle promosyonlarda yeni yılla birlikte emekli maaşlarındaki %49'luk artıştan sonra bir hareketlenme bekliyorduk zaten. Bu hareketlenmenin de birkaç tane sinyali özel bankalardan gelmişti. Ama herkesin gözü kulağı da burada kamu bankalarına dikilmiş durumdaydı. Kamu bankalarında bu kadar yüksek promosyonlar yoktu. Ama geldiğimiz noktada şimdi görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün açıkladığı kamu bankalarında da ciddi manada bir promosyon atağına geçilmiş durumda. 8 ila 12 bin lira arasında, yani en düşük maaşta 8, daha yüksek maaşlarda 12 bin lira şeklinde bir promosyon uygulaması var. Peki nedir bu promosyon uygulaması diye sorarsanız eğer, promosyon uygulaması emeklilerimizde emekli maaşlarını o bankadan 3 yıl boyunca alacaklarına dair verecekleri taahhütten sonra yapılacak olan bir uygulamadır. Siz bu taahhütte bulunuyorsunuz. 3 yıllık taahhütünüzden sonra da banka size işte bu rakamları bir sefere mahsus ödüyor. Ve bu da sizin emekli maaşından hariç bir geliriniz gibi hesabınıza yatıyor. Ya ana konu olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii burada promosyon sadece rakam olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Başka banka hizmetleri de var promosyonun içinde. Mesela bazı vatandaşlarımızın mevduat faizinde yüksek oranlar verilebiliyor. Bazı bankalarda sizin kullanacağınız kredide daha düşük faizlerle krediler kullanabiliyorsunuz. EFT havale ücreti alınmıyor zaten genelde. Bütün promosyon paketlerinde bu var. Genel olarak açıklamak gerekirse bu şekilde Aleyna. Peki 3 yıllık dedik ya, hani bir bankaya 3 yıl boyunca tabi olunca bu promosyonlar ödeniyor. Ama açıklama daha yeni yapıldı. Geçtiğimiz sene bir anlaşma varsa bununla ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Peki ya şunu söyleyeyim öncelikle, ben 3 yılın bitmeden herhangi bir şekilde bunun bir bankadan başka bankaya gitmeyi çok da önermiyorum. Çünkü siz imzaladığınız promosyonla birlikte zaten o bankaya 3 yıllık bir sözü veriyorsunuz. O bankada size peşin olarak bu promosyonu yatırıyor. Şimdi 3 yıl önce veya 2 yıl önce imzaladığınız bir sözleşme var. Bu sözleşmeden dolayı aldığınız bir para var. Dolayısıyla bu 2 yıllık parayı düşerek kalan 1 yıl için banka sizden tekrar talepte bulunabiliyor. Dolayısıyla bu çok mantıklı olmuyor. Yani astarı yüzünden pahalıya gelebilir bir durum olabilir. Vatandaşlarımız bunu mutlaka kendi bankalarıyla yaptıkları promosyon anlaşması çerçevesinde araştırsınlar. 3 yıl dolmadan biz hareket etmeyi çok da uygun bulmuyoruz. Burada banka değiştirirken veya promosyon yapacağı bankayı seçerken, çünkü yeni emeklilerimiz de var biliyorsunuz EYT kanunuyla birlikte yeni emeklilerimizden şu şekilde banka promosyonlarına karar vermelerini ben söylüyorum genel olarak. Bir kere sizin evinize yakınlığı bankanın, daha önce çalışıp çalışmadığınız o bankayla, artı olarak çok fazla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızda bankanın Türkiye çapındaki ATM ağı, şube ağı, gittiğiniz yerde acaba o bankanın şubesini bulabilecek misiniz? Yoksa herhangi bir ATM'den para çekerken yine komisyon mu ödeyeceksiniz? Yani bunun gibi pek çok kriteri göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın promosyon alacakları bankayı seçmeleri en doğru karar olur.